Eşeğin Gölgesi Masalı. Bir varmış bir yokmuş, köyde yaşayan çokmuş. Bundan yıllar yıllar önce uzak ülkelerden birinde bir köyde yaşayan bir adam varmış. Bu adam günlerden bir gün kasabaya alışveriş yapmaya gidecekmiş. Ama hava çok sıcak olduğu için bir eşek kiralamış. Bu zamanlarda araba kiralanıyor ya, adam da o zaman bir eşek kiralamış. Köylü kiraladığı eşeğe binmiş, sahibi de eşeğin yanında uzun bir süre bu şekilde kasabaya doğru yürümüşler. Güneş öğle zamanı tepelerinde iyice dikilince, güneşe dayanamayan köylü eşekten inmiş. Biraz dinlenmek ve serinlemek için eşeğin gölgesine çömelip beklemeye başlamış. Ne olduysa da o zaman olmuş zaten. Eşeğin sahibi köylünün kolundan çekerek onu eşeğin gölgesinden uzaklaştırmak istemiş. Bizim köylü de "Ne oluyor arkadaş? Neden beni gölgeden çekiyorsun?" Eşeğin sahibi "Olmaz öyle şey. Eşek benim, gölge de benim." Köylü bu duruma çok sinirlenmiş. "Ne münasebet? Ben senin eşeğini yol boyunca kiralamadım mı? Parasını da vermedim mi?" demiş. Eşeğin sahibi de "Evet, ama sen sadece eşeği kiraladın. Gölgesini kiralamadın." demiş. Köylü ve eşeğin sahibi böyle birbirleriyle çekişirken eşek o arada kargaşadan yararlanıp kaçıp gözden kaybolmuş. Anlayacağınız eşek hem sahibinden hem de kendini kiralayan köylüden kurtulmuş. Öğlen sıcağında toprak yolda eşeği kiralayan köylü ve eşeğin sahibi bir başlarına kalmışlar. Ne derler? Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. En ufak bir sorunda işi tartışmaya, kavgaya dökerseniz olacağı budur. İş içinden çıkılmaz bir hal alır. Masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri tartışmayı uzatmayanlara, biri de masalı anlatana. Kanalıma abone olur ve videoyu beğenirsen beni mutlu edersin.